Bazı oyunlar yarattıkları karakterler ile uzun yıllar geçse de oyuncularda yer etmeyi başarıyorlar. Bazı hikayeler hüzünlü bitse de bazıları mutlu son ile sonuçlanıyor. Bu videomuzda oyun dünyasının unutulmaz çiftlerine göz atacağız. Videoya geçmeden uyaralım. Belli başlı bazı ufak spoilerlar yer alabilir. Kanalımıza destek olmak için abone olabilir, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Keyifle seyirler dilerim. Videomuzun ilk sırasında Assassin's Creed Unity'nin ana karakteri Arno ve çocukluk aşkı Elise yer alıyor. Küçük yaşta babasını kaybeden Arno zor bir çocukluk geçirmiş ve başka insanların yanında büyümüştür. Çocukluğundan beri birlikte büyüyen Arno ve Elise uzun yıllar uzak kalmış fakat tam bir şeyler düzelecekken trajik bir şekilde Elise'in ölümü oyuncularda büyük bir hüzün bırakmıştı. Birçoğumuzun çocukluğunda yer etmiş su tesisatçısı kaytan bıyıklı Mario tek tek zindanları ve kuleleri aşıp en son ejderhaya meydan okurken tek amacı prensesi kurtarmaktı. Sırada Mario ve Prenses Peach yer alıyor. Çocukluğunu Atari başında geçiren çoğu kişinin mutlaka en az bir kere oynadığı Super Mario oyunlarında prensesimizi tam kurtaracakken bir aksilik çıkar ve kavuşamazdık. Oyun dünyasının hiç şüphesiz ki en trajik hikayelerinden birisi de Max Payne'in hikayesidir. Mona Sachs ve Max Payne listede yer alan bir başka ikili. Serinin ikinci oyunu olan Fall of Max Payne'de öne çıkan bu çift, kimi zaman nefret, kimi zaman büyük bir tutku ile karışık bir bağ sahip olsa da akıllarda kalan Mona'nın en az Max Payne kadar karanlık bir karakter olmasıydı. Hikayenin sonu maalesef Mona'nın ölümüyle trajik bir şekilde sonuçlanıyor. Fakat Max ve Mona ikilisi oyun tarihinin hüzünlü bir hikayesi olarak tozlu raflarda yerini almayı başarıyor. PlayStation'ın ünlü oyun serisi Uncharted ve ana karakterimiz Nathan Drake ile gazeteci Elena Fisher çifti de listemizde yer alıyor. En zor zamanlarda birbirlerine destek olan ikilinin arasına bir ara Chloe giriyor gibi olsa da bu çiftin hikayesi diğerleri gibi trajik şekilde değil, mutlu bir şekilde neticelenmişti. Oynadığım dönem en etkilendiğim hikayelerden birinin başrolünde ise Gears of War serisinden Dominic Santiago ve Maria var. Hafızam beni yanıltmıyorsa 1. ve 2. oyunun büyük bir kısmında eşi Maria'yı arayan ve bu uğurda ölmeyi dahi göze alan Dominic 2. oyunun sonlarına doğru eşinin cansız bedenini kollarına alacaktır. 3. oyunda mental olarak büyük bir çöküş yaşayan karakterimiz kamikaze yaparak duygusal acısına son verir. Gerçek hayat kadar oyunlarda trajediye yer veriyorlar. En buruk, en tatsız hikayelerden birisi de John Marston ve Abigail'e ait olsa gerek. Tek istedikleri sakin ve mutlu bir hayat olan çiftin hikayesine her iki oyunda da tanık olma şansımız oluyor. Red Dead Redemption 2'nin sonunda kendi elleriyle yaşayacağı evi inşa eden John Marston, ikinci oyunun sonrasını konu edinen ilk oyunun sonunda tam huzuru yakalıyor ki maalesef öldürülüyor. Ölmeden eşi ve çocuğunu kurtaran John'un ölümü üzerine eşi de yalnızca bir sene dayanabiliyor ve kısa süre sonra genç yaşta o da ölüyor. Assassin's Creed oyunlarının öncülü olan Prince of Persia'da duygusal bir hikayeye sahip olanlardan. Prens ile Farah'ın yolu Prince of Persia üçlemesinin ilk oyunu olan Sands of Time'da kesişiyor. Birlikte ilginç bir uyum yakalayan ikili, oyunun hikayesinde zamanı geriye alan karakterimiz nedeniyle hiçbir zaman tanışmamış oluyorlar. Bazı online oyunlarda en az hikayeli oyunlar kadar başarılı karakter hikayelerine sahip olabiliyorlar. 2013 yılında çıkış yapan Lucian'ın hikayesi de yürek burkan cinstendi. Elindeki çift silahın birinin eşi Senna'ya ait olması ve intikam için Sihirdar Vadisi'ne katılan karakterimizin eşi olan Senna'nın ruhunu bir başka League of Legends karakteri olan Thresh tarafından hapsedilmişti. Neyse ki 2019 senesinde Senna'yı da vadide gördük de sevenler aynı koridorda tekrar kavuştular. Online oyunlar çok oyunculu yapısı nedeniyle arkadaşların ya da çiftlerin birlikte oynayabileceği eküri karakterlere ihtiyaç duyuyor. Zayah ve Rakan da onlardan birisi. 2017 yılında çıkan çift aynı zamanda bir ilkede imza atmıştı. Genelde tek tek çıkan şampiyonların aksine ilk defa iki şampiyon aynı anda çıkış yapmıştı. Tıpkı Lucian ve Senna'da olduğu gibi bu iki şampiyonu da aynı koridorda oynatıyoruz. Bu bakımdan birlikte oynayan kişilere uyumlu yetenek setleriyle hitap etse de listedeki diğer karakterler kadar derin bir hikayeye sahip olduklarını söylemek zor. Listemizin son partneri ise Brutal Legends'tan bildiğimiz Eddie ve Ophelia. Benzerine zorla sınır bir oyun olan Brutal Legends, yarattığı fantastik ve eğlenceli evrenin yanı sıra Lemmy Kilminster ya da Ozzy Osbourne gibi rock müziğin efsane isimlerinin yer almasıyla da unutulmaz bir yere sahip olmuştu. Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş Anadolu rockçı tipli ana karakterimiz Eddie ile Ophelia'nın arasındaki ilişki de birçoklarını kıskandıracak bir uyuma sahipti. Tencere kapak misali bir uyumu yakalayan çiftimiz de listemizde yer alıyor. Peki sizce listede başka hangi isimler yer alabilirdi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenerek bunu bizimle paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın.